Aşk acısı yaşayamıyoruz. Vallahi hocam Önce ben olacak ki yaşayacağız. O her şeyin için. bir vakti var. Ben de aynı Önce fikirdeyim. Önce olması lazım. Ben Bulmanız şimdi... Lazım. Hocam o ne, nedir? Ne çıkardınız ee, Hocam bizi uyutmayacak Bu, değil yok. Onunla, o... Dezenfekte edecek <laughs> beni galiba. Ardıç kokulu kolonya getirdim ki sonra izleyicilerimiz sonradan yazmasınlar. İşte ben belki elinizi alınıza dokunacağım belki. Dezenfektan olarak elimi huzurlarınızda dezenfekte ha, ediyorum. Dezenfekte... Bir de şey olmasın bak uyutucu losyon, uyutucu <laughs> e, losyon falan. O, şey, hocam, ben şahidim. Hani ne olduğuna ne, nedir evet ha söylenmiyor mu tamam bir de dezenfektanımız niye, Türk filmlerinde bayıltırlar ya böyle hocam hı hı. Ha, o değil dezenfektan yaptık alkollü gördünüz alkollü bir şey <laughs> dezenfektan yaptık vallahi gördünüz. geldi kokusu buraya bu arada <laughs> Tamam. gayet güzelmiş peki hocam ben şimdi hep şey böyle saat sallayacak mısınız önümde <gülüyor> <gülüyor> hep böyle filmlerde böyle oluyor onları yani. çocuklara yapıyoruz <laughs> yapıyor musunuz evet. çocuklara Oluyor buçuk yaşından itibaren, evet. Yani bu saat sallama işi gerçek. Bu, bu, bu çok önemli. Bundan sonra e, sizin de trans çalışması yapalım olur mu? Çünkü e, çocuklardaki bir sürü problem çok rahat ve çok hızlı halledilebiliyor, kemikleşmemiş olduğu için Hı. ve tehlikine çok yatkın Çocuklar çok açık zaten. E, uyku problemleri, korku problemleri, e, yalnız e, kalamama. Bir, 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 bir takım sıkıntılı davranışlar yatak ıslatma alt ıslatma gibi bunlar çok ciddi konular. Evet, bir Tölyetini sürü problemler. çocuklar var biliyor musunuz çocuklarda hocam. Çocuklarda hızlıca halledilebiliyor. Bunlar kaldıkça yani insanlar büyüdükçe problemde... büyüyor, kemikleşiyor biliyorsunuz. Tamam. Ama biz gene de bir, bir giriş yapalım. 5,5-6 yaşından çözüm. itibaren. Peki. Hadi bakalım, çok heyecanlıyım ya. Neyse. Ben sakin durayım. <laughs> Peki. Beni gerinor ben ben oradan, ben 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 oradan karşı. Tamam. <laughs> Sizi birazdan alıp orta dünyaya göndereceğiz. Orta Yüzüklerin derken, Efendisi'ndeki hobbitler, <laughs> mo hobbitler, hobbitler. <laughs> Ay öyle hobbitler, mobitleri göreceksen şimdi kesin iyice şu... <laughs> ha <laughs> diyecekler ki aa el fırkından, el fırkından birileri gelmiş. Ay çok teşekkür ederim hocam tabii. Vallahi böyle şimdi... İşi biliyorum değil gibi, mi? Valla bildiğiniz Orta dünyadan girdim elften, elften, çıkınca... Aa, böyle tabii. bıraktım kendimi sizi. <laughs> tabii. Peki elinizi alabilir miyim? Peki. Şimdi birazdan uyumak falan yok. Tamam. Canlı yayındayız. Uyunmaz zaten malum. Yok evet. Evet. Sadece e, Zaten uyunmuyormuş söyledim. Sadece benim söylediklerimi uygun gördüğün sürece yapmaya devam edin. Ve ondan sonra bakacağız duruma. Tamam. 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 Söylediklerimi yapın yeter. Bir parmağıma bakar mısınız? Sadece parmağıma Hangi bakın. Hangi parmağı? Beş tane mi? Bir tanesini seçin. Tamam. Ama isterseniz beş parmağa bakın. Ha, parmağımı takip et. Bir tanesini seç takip et. 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 Kapat uyuyor ve rahatla ve gevşe ve derinleş. Ve ben şimdi beşten bire doğru saydıkça daha gevşe ve daha derinleş. Beş, dört. Söylediğim her sayı senin daha rahatlamanı ve daha gevşemini sağlıyor. Üç, bir dediğimde herkesten ve her şeyden uzakta ve herkesin ve her şeyin senden uzakta olduğu uçsuz bucaksız bir deniz kıyısında olduğunu hayal et bildiğim bir yer olabilir veya bambaşka bir yer olabilir. Şu anda buradayız, stüdyodayız. Alnına dokunuyorum, ensene dokunuyorum. Bütün bunların hepsinin farkındasın ve daha rahat ol. Üç, iki ve bir. Uçsuz, bucaksız, engin ve dingin bir deniz kıyısı. Orada belki ayaktasın, belki oturuyorsun, belki uzanıyorsun, belki yalnızsın, belki başkası var bilemiyorum. Ve ama beni dinledikçe daha derin bir uykuya doğru kendini tamamen bırakıyorsun. Her dokunduğumda daha derinleş. Ve sana soru sorduğumda lütfen cevap ver. Orada ayakta mısın, oturuyor musun, uzanıyor musun Deniz? Ayaktayım. Ayaktasın. Yalnız mısın? Başkası var mı? Y yalnız. Yalnızsın. Denizin rengi nasıl? Deniz böylece kalakalıyor. Denizin rengi nasıl? Ye yeşil. Yeşil. Ta uzakta denizin yeşil rengiyle gökyüzünün renginin birleştiği ufuk çizgisi. Şimdi orada ufka baktığını düşün, hisset. O engin ve dingin denizin sanki ruhunun bir parçası, sanki ruhun o engin ve dingin görüntünün bir parçası. Rahat, sakin ve dingin. Bütün bedenin yumuşak bir hamuru gibi. Harika. Orada gözlerini kapatmanı istiyorum bir an. Her yerden uzaktasın sanki ve sanki her yer senden uzakta. Harika, çok iyi gidiyorsun. Birazdan üçe kadar sayacağım ve üç dediğimde orada yüksek bir kayanın üzerinde dimdik durduğunu hayal ediyorsun. Rüyadaymışçasına. Dimdik duruyorsun ve ufka bakıyorsun. İçindeki o savaşçı, o başarılı, güç ve güven potansiyeli uyanıyor. Ve dimdik bir heykel, bir afrodit heykeli gibi. Kadın gücünün, Dişil gücün ve güvenin timsali, kararlılığın timsali bir Afrodite heykeli gibi dimdik duruyorsun ve sağ kolunu ufka uzatmışsın bir özgürlük heykeli gibi. Bir, rüya görüyor gibi hayal ediyor ve hayal ediyor gibi rüya gördüğünü hissediyorsun. İki ve üç, orada dimdik duruyorsun ve burada da başını yukarıya kaldırıyor ve dimdik duruyorsun ve bilinçaltından 20 erkeğe bedel bir güç ve güven potansiyeli uyanıyor. Ve sağ elin ufka doğru uzanmış durumda. Bir güç ve kuvvet abidesi, bir afrodit heykeli gibi. Ve gittikçe geriliyor. Kas katı, 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 bir kas katı. Zarif ama güçlü bir mermer. Güç ve güven ve güzellik abidesi bir heykel. İki, 3-5 dedikten sonra dünyanın en güçlü adamı gelse asla katlayamaz. Katlamaya çalıştıkça daha sertleşir. 4 ve 5 kas katı. Dünyanın en güçlü adamı gelse bunu katlayabilir mi Deniz? Katlayabilir mi? Kas katı. Kas katı. Kas katı. Kat. Daha katı. Daha katı. Daha katı. katı. Daha katı. Kat. Peki şu elinde katlamaya çalış bakalım katlayabilecek misin? Kas katı. Katlamaya çalıştıkça daha sertleşiyor. Katlayabiliyor musun deriz? Daha sert. Katlayabiliyor musun? Katlayabiliyor musun? Evet ya <laughs> hayır. Hayır. Peki zorlama bırak. Ve şimdi bu 20 erkeğe bedel ver güç ve güven duygusu tüm benliğine akıyor ve bu tamamen sana ait ve senin. Ve elin kucağına düştüğünde 5 kat daha derinliyor. Derinliyor. Ve rahatla ve sakinleş. İçinde yanan o gücü ve kuvveti ve güveni hisset. 20 kişiye bedel bir güç ve güven potansiyeli tüm benliğinde. Ve gözlerini açtıktan sonra kendini rahat sakin ve içindeki o güvenin, kararlılığın sende oluşturduğu duyguyu fark ederek gözlerini aç birazdan üç dediğimde ve okulunu katlayamama duygusunun bu fenomenin bunu başarmanın güzel duygusunun farkında ol ve akıcı bir şekilde ve güzel bir şekilde programa devam edelim. Bir, iki ve üç. Aç gözlerini ve uyan. Ay. Merhaba. Merhaba. Evet. İşte böyle bir şey. her şeyi duyduğumu söylemek istiyorum yani. Uyudunuz mu? Hayır, hayır. Bayılma var mı? Yok. Ama relax ve gevşeme yani tabii ördek gibi hareketler yapmadıysan bu arada <gülüyor> 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 yok, hayır her şey bu arada çok. Peki ben deseydim şey... ki mesela ördek gibi kalkın canlı yendi hareketini deseydim yapar mıydınız? Yani bu bunun yeri değildi diyebilirdim herhalde evet. hocam ama isterseniz bu arada son derece o zaman da bilincim yerini istiyorsanız şu an yapabilirim. Ya gördünüz mü isteğe bağlı. <laughs> evet. 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 Çok doğru hocam çok teşekkür ederiz bu arada ee, ben. Benim için bir başlangıç oldu. Daha önce gözümle deneyimlediğim ama işte bu söylediğiniz, anlattığınız hikayelerden dolayı ürktüğüm bir aslında çalışma ama çok muazzam bir çalışma, derin bir çalışma. Hem okuyacağım hem de sizi ziyaret edeceğim. Çok teşekkür ederim. Beklerim tabii. Hocam Aa, programın sonuna geldik. Çok güzel bir